Yakuza'nın eğitim modelinde sizi neler bekliyor biliyor musunuz? Canlı dersler, ders kayıtlarını sınırsız izleme, online deneme sınavları, ders notları. Sanırım bunları artık her yerde bulabilirsiniz. Bu yüzden bunlardan hiç bahsetmeden size kısaca başka hiçbir yerde olmayan Yakuza'nın eğitim modelinden bahsedeceğim. Her öğrencinin farklı olduğunu ve farklı eğitim almaları gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Yakuza'ya kayıt olduğunuz ilk anda Türkiye'de sadece Yakuza'da uygulanan eğitim analizi ile öğrenme karakterinizi tespit ediyoruz. Öğrenme karakterinize göre sizin için en uygun ders çalışma yöntemlerini keşfediyoruz. Sizin vereceğiniz zamanlara göre size özel çalışma programını uyguluyoruz. Neye, nasıl çalışacağınızı belirlememiz için konulardaki seviyeniz bizim için çok önemli. Seviye belirleme sınavı ile konulardaki seviyenizi öğreniyor ve hangi konuya nasıl çalışacağınızı netleştirmiş oluyoruz. Örneğin, temelinizin zayıf olduğu konularda dersler başlamadan önce ön hazırlık yaparak konu anlatımına hazır olmanızı sağlıyoruz. Konu anlatımlarından sonra öğrenmeyi riske atmıyoruz. Öğrenilen konuları tekrar edip ardından soru çözümü yaparak öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyoruz. Yıl boyu yapılan deneme sınavları ve tarama testleriyle eksiklerinizi tespit edip çalışmalarınızı ihtiyaca yönelik şekillendirmiş oluyoruz. Rehberliğin de en az ders çalışmak kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sayede ihtiyacınız olabilecek motivasyon ve psikolojik destekleri de yıl boyunca rehberlik uzmanlarıyla sunuyoruz. Size özel eğitim, yıl boyunca rehberlik takibi ve atanmanız için gereken her şey Yakuza'da. Kayıt için hemen bize ulaşın. 444-5835 www.yakuza.com. Canlar, herkese hayırlı akşamlar. Ben geldim Buzular. Şimdi değerli arkadaşlarım, yine böyle bir DGS ile birlikte bir tanıtım videosuyla beraberiz ki inşallah arkadaşlar verimli olur diyelim. Şimdi güzel arkadaşlarım, bugün iyi akşamlar Ali. Ondan sonra Ali Yumru. Tamam güzel kardeşim, az önce gördüm. Eyvallah kardeşim. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, burada bugün şöyle bir şey yapalım. DGS ile alakalı öncelikle biraz şöyle bilgilendirelim. Şimdi bu sınavımız değerli arkadaşlar artık var ya, çok güzelleşti. Giren insan sayısı çoğaldı. Bu nedenle de arkadaşlar soru sistemi anlamında olsun, kazanan arkadaşlar mesela üniversite alımları falan ne oldu? Arttı. Bu da arkadaşlar hani giren insan sayısı tamam fazlalaşmış olabilir ama öyle herkesin hazırlandığı türden bir sınav olmadı. Hani giren böyle geçen sene ne kaçtı? 353 bin mi? Öyle bir insan girmiş ki çok çok iyi bir sayı. Arkadaşlar şimdi buranın güzelliği şöyle bir şey. Aslında dışarıdan bakıldığında hani böyle meslek lisesinden ya da normal bir liseden 2 yıllığa gidiyorsun. Sonra herkes diyor ki neden 2 yıllığa gittin? Ne yapacaksın 2 yıllığı falan diyor ya. Bazı bölümler için emin olun 2 yıllıktan 4 yıllığa geçmesi gerçekten çok daha basitleşiyor. Bazı bölümler ama ciddi anlamda zor. Orada da gerçekçiyimdir biliyorsunuz beni. Şimdi değerli arkadaşlar, ilk başkasında ana biz çok fazla yaptığımız için ben direkt ben kendimi tanıtmadan şey yaptım. Caner Mustafa Duman, matematik bölümü, matematik öğretmenliği. Şu anda da fizik tedavi okuyorum. 3. sınıftayım. Niye okuyorum ben de bilmiyorum. Geometri yüksek lisansı, geometri doktorasından da arkadaşlar üniversiteden atıldım diyelim. Şimdi kuzular, öğretmenlikte de nasip olur, ölmez sağ kalırsak bu yıl tam 16. sene tamamlamış olacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar Yakuza'm ailesiyle birlikte bu sene gerçekten hem çok revaçta hem de çok güzel işler yapıyoruz. Ciddi anlamda. Öğrencilerimize arkadaşlar böyle elimizden geldiğince nasıl yardımcı olabiliriz? Bak bu sene değişiklikler gerçekten çok fazla ki. Hani bunu burada olduğum için söylemiyorum. Net bir şey söyleyeyim. Hani diğer derslerime de katıldıysanız falan az çok tanımışsınızdır arkadaşlar diye söylüyorum. Yeni katılan arkadaşlar için de hani net bir fikrim. Ne doğruysa gerçekten de onu söylemeye de gayret ederim. Eksikse eksik, fazlaysa fazla arkadaşlar bende öyle bir sıkıntı mevcut. Tamam mısınız? Şimdi değerli arkadaşlar bu nedenle çok güzel işler yapılıyor işin açığı. Elimizden geleninde fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun bu sene hem teknik ekip çok fazla yoruluyor sağ olsunlar. Mesela bugün işte düzenleyen mesela şu anda Serkan'ım var. Çok da sevdiğim arkadaşım. Ondan sonra arkadaşlar ciddi anlamda yoruluyor. Ondan sonra koordinatörlerimiz, Mehmet hocamız cidden Allah razı olsun elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu düzenlemelerde şunda bunda falan arkadaşlar. Bize de geriye kalan işin açı doğru düzgüncene elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce anlatması kalıyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir kısım geçerli. DGS dediğiniz sözel, sayısal ve
eşit ağırlık olmak üzere yine aynı üniversite sınavı gibi değerli arkadaşlar üçe ayrılıyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumdayken acaba neler yapabilmeliyiz? Şimdi bizim için atıyorum sen eğer ki sözelcisin ve arkadaşlar 60 tane Türkçe, 60 tane matematikten karşına soru geldi. Şimdi buranın getirileri götürüleri anlamında bakarsanız senin sözel kısmından tabii ki fazla yapman lazım. Matematikten arkadaşlar bir sözel bölümü seçecekseniz yani şöyle bir şey kimi bölüm için 5 tane, kimi için 15 tane, kimi için 20 tane fazla bile geliyor hatta. Biraz arkadaşlar eşit ağırlıkçıların işi zor onu en sona saklayalım. Sayısaldaysan atıyorum bir makine teknikerliği bölümü mezunusun veyahut da inşaat teknikerliği mezunusun ve arkadaşlar mühendisliğini okumak istiyorsun. Burada arkadaşlar 30-35 aralığında hemen hemen netler yapmanız matematik kısmında toplam 60 sorunuz var ya. Bunun 8 tanesi geometri 6 ile 8 arasında da arkadaşlar sayısal mantığınız. Geriye kalanları da mat 1 dediğiniz yani sizin üniversite sınavına girdiğinizde TYT dediğiniz kısım. Arkadaşlar temel kavramlardan başlar işte en güzel noktası da problemleriniz falan filan. Böyle durumları arkadaşlar yapılabilitesi gerçekten fazladır. İki tanecik ders ister. Birazcık TM'den arkadaşlar hem matematiğin hem de Türkçenin getirileri aynı. Bu nedenle de değerli arkadaşlar biraz daha bunlarda hani atama sayılarını yaparken kazanma sistemlerini yaparken iki taraftan da çözüm. Takdir edelim ki ülkenin genel problemi matematik. O yüzden Türkçeden daha fazla yaparsın kabulü ama farkı atabileceğiniz nokta kesinlikle matematik oluyor. Birazcık sadece iki bölüm için onun da nedeni arkadaşlar biri sağlık meslek liselerinde okuyup da arkadaşlar hani böyle iki yıllık paramediktir ATT'dir okuyup arkadaşlar hemşirelik bölümünü seçerken biraz fazla net istiyoruz matematikte. Bir de arkadaşlar adalet meslek okulu okuyup da arkadaşlar hukuk okumak isteyen arkadaşlar için fazla yapılması gerekiyor. Diğerleri çok daha normal arkadaşlar sayılara sahip. Emin olun tam böyle artık Ocak ayının da arkadaşlar sonlarına geliyorsunuz. Sınavınız da Temmuz ayının ortasında falan oluyor arkadaşlar ki bu sayede de şöyle bir güzelliğiniz var. Yeteri kadar süre var mı derseniz kesinlikle. Çünkü iki tane dersim var. Biri Türkçe, biri matematik. Ona göre hesaplarsanız gerçekten çok çok rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi bugün her tarafta açıklığımızı koyduk. Mesela atıyorum Canler şöyle bir şey söyleyelim. İşte Zoom üzerinden olsun, Adobe üzerinden olsun, Instagram üzerinden olsun falan. Böyle bir dönemdeyken hani nasıl basitliklerle bu matematik aslında çözülebilir? Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Ben birazcık böyle içerisinde özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yanlarına notlar falan yazarım. Bu matematikten çok gözünüz korkuyor ama arkadaşlar sen emek verirsen emin ol matematik sana karşılığında yemek yedirir. Şimdi netini söyleyeyim. Mesela o gün gününde olmazsın. Bir paragraf sorusunu kafan başka bir yerde olur. Allah muhafaza anlayamazsın. Bildiğin bir soru yanlış yapabilirsin. Ancak matematik böyle değil kardeş. Matematikte biliyorsan işlemlerini uygularsın. İşlem hatası yapmadığın sürece. Bak denklemini doğru düzgün oturttur. Yanlış yapma şansın kalmaz kardeşim arada. Bu nedenle çok güzeldir. Yaptığın soruda öyle yanlış falan da olmaz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ya Allah diyelim arkadaşlar bugünkü farklı farklı konularda her birinden arkadaşlar sorular koymaya çalıştık. Tamam mısınız? Sizin için değerli, önemli gördüğüm konulardan üstlüdür, köklüdür, problemleridir. Arkadaşlar işte ne bileyim çarpanlara ayırmasıdır falan. Her birinden böyle biraz biraz sorular koymaya gayret ettik. Şimdi mesela geçen sene gelen rasyonel sayılar sorusu. Efsane basit. O senin kesin sorularından biri olmalı. Öyle bir soru koymadım işin açı ama hani çok basitlerde olmasın. Hem akşamın bu saatini ayırmışsınız güzel güzel. Hem de arkadaşlar katılmışsınız. Onun karşısında biraz daha böyle benim mühimdir biliyorsunuz. Biraz daha böyle hem zorlayıcı diyelim hem de çıkması garanti olan arkadaşlar soru şekillerinden korumaya çalıştık. Tamam mısınız kuzular? Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Ben yazdıklarınızı görüyorum Canlar. Ona göre elimden geldiğince dilim döndüğünce arkadaşlar cevaplamaya çalışayım. Olur mu kuzular?
Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar neler yapacağız? Bakın şimdi. Mesela karşınızda böyle bir soru geldi. Şimdi bu soruyu öncelikle tartarken. Hocam bakacaksın. Ya hocam bu gördüğüm soru benim için mesela ne sorusu? Üstü sayıların sorusudur. Ve arkadaşlar genellikle de karşımıza çıkan tarzının bir sorusudur burası. Şimdi burada iki tane özelliğe dikkat etmen lazım güzel kardeşim. Kimler hocam bunlar? Hemen not şeklinde kenarını alalım. Diyor ki en çok verdiğimiz iki özelliktir ve üstü sayıların %70, %75 kısmını gerçekten bu iki özellik oluşturur. Bismillah. Arkadaşlar tuttun A üzeri M gibi bir şey aldınız. Çarpım A üzeri M gibi bir durum aldınız. Ne demek bu? Çarpım durumunda tabanlarınız eşitse diyor üstler toplanır diyor. Yani A üzeri N artı M'dir diyor. Yalnız güzel arkadaşlar ben senden bunun soldan sağa gidişini değil de sağdan sola gelişini istiyorum. Yani artılı eksili kuvvetlerimiz varken sen bunları diyor ne yap? Ayırmaya çalış. Biri bu. İkincisi değerli arkadaşlar bizim için üstlerin eşit olması. Yani A üzeri N çarpı B üzeri N'se. Bak tabanları farklı ancak üstleri aynıysa. Arkadaşlar bu sefer de ne yapabiliyorsun üstleri aynıysa? Tabanlarını çarpı ver. A çarpı B üzeri N dediniz. İyi de güzel insanlar şöyle bir şey geçerli. Diyorum ki sen yine buradan mümkünse sağdan sol tarafa geçişi değil. Yani eğer böyle çarpım ifadesi türünden yazılabilecekler varsa sen buradaki diyor kuvveti ne yap? Ayrı ayrı diyor lütfen üzerlerine buyurun dağıtın gitsin diyor. İşte bunu bilirsek arkadaşlar %75'lik kısmı alabiliriz. Gel abi. Ne diyorum biliyor musunuz? Bak eğer bir soru düzenliyse sen sorudan başlayacaksın. Ancak bu gördüğünüz yer düzenli değil. Hocam düzenli dediğin ne olur? Gel abi göstereceğim. Burasını öncelikle şu yukarıdaki ilk verdiğim özelliğe göre yazalım. Yani diyor ki 3 üzeri x çarpım 3 üzeri eksi 1 eşittir diyor burasına 4. Şimdi değerli arkadaşlar bunu ne yaptınız? Kuvvetli sistemdeydi toplama çıkarması fark etmez. Bilerek eksilisini koydum. Biraz daha zorlasın diye. Böyle de olsa yine çarpım şekli yazacağım. Şimdi negatif kuvvetin bir özelliği var. Her zaman standartta değişmez zaten. Kardeşim bunu ters döndür diyor. O zaman bu gördüğün yer bak 3 üzeri x çarpım burası ne olur biliyor musun? 3 üzeri eksi 1 ya değerli arkadaşlarım. 1 bölü 3 diye ters dönmek zorunda. Kime eşittir? 4'e. Şimdi bölüm ifadesi eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak geçer. E bunu atarsanız bak 3 üzeri x eşittir ne oldu? Buradan 12. Ah. İşte düzenli dediğim ifade burası. Burada bak kuvvetiniz arkadaşlar toplamalı çıkarmalıyken sen bunu bu şekilde yazın önce verileni düzenle. Soruya buraya hiç bakmadım bak dikkat edersen. Şimdi bu düzenlendi mi? Evet hocam. Artık bu saatten sonrası soruyla alakalı. O kim? 9 üzeri x eksi 3 üzeri x artı 2. Gelin abicim. Bak şimdi 9 üzeri x dediğin ifadeyi. Ya hocam 9 dediğin nedir? Hocam 3 üzeri 2 demek oluyor. Buradaki kısımda kuvvetiniz ne? X. Eksi. Hocam burası yine artılı eksili. Hemen düzenle. Hocam 3 üzeri x tamam mısınız? Kesinlikle Semracığım. Bütün eksillerin anlamı senin için birazdan özelini tekrar yazayım bir tanem. Ters döndür demektir. Çarpım 3 üzeri arkadaşlar kimmiş? Artı 2. Şimdi buradaki ifade. Sen diyorum bu kuvvetleri yerlerini rahatlıkla değiştirebilirsin. Hiç önemli değil. Yer iki içeride olmuş, dışarıda olmuş fark etmez. O zaman burasını 3 üzeri x bak üzeri 2 diye eksi 3 üzeri x çarpım 3'ün karesi kaç? 3 kere 3'ten 9 değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim 3 üzeri x'i ne buldun? 12. Arkadaşlar bu gördüğünüz yeriniz diyor bizim için 12. Yaz abi yerine 12'nin karesi eksi 3 üzeri x yerine hocam yine 12. Yanında ne var? Çarpı 9. 12'nin karesi yani 12 çarpı 12. Ne demek? Hocam 144 eksi 9 ile 12'yi çarparsanız 108 yapar. Bunun da birbirinden çıkartırsanız sonucunu
36 diyor bulabilirsiniz. Şimdi birincisi bu. Gelelim arkadaşlar cevabınızdır karşılığında. Şimdi mesela Ahmet'im çok güzel bir şey sormuş. Hocam bu soru logaritmadan çıkar mı demiş. Arkadaşlar kesinlikle çıkar Ahmet'im. Büyük ihtimalle hani sayısalla alakalı bir bölümü okuduğunu düşünüyorum güzel kardeşim. Çok doğru söylüyor, çıkabilir ama TGS'de sizin için böyle bir konu yok. O yüzden hiç oradan uğraşmadan direktmen bu şekilde yapabilirsin. Ama orasını çok iyi biliyorsan oradan da tabii ki yapılabilir, çok doğru söylüyorsun. Şimdi gelelim, ben burada bir tane daha özellik yazayım. A üzeri eksi n dediniz. Değerli arkadaşlar biz neler gördük biliyor musunuz? Bak bu eksiği, kuvvetin eksisini sayının önüne atanı gördük. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Bu diyor kuvvetin eksisi ise, tamam mısınız? Bu eksinin tek bir anlamı var. O da güzel arkadaşlarım ters döndür demek. Yani 1 bölü a üzeri n demektir diyor. Bu bunu verdi. Eğer ki bence bunun daha güzeli ne biliyor musunuz? Hemen arkadaşlar burası a bölü b olursa, yani rasyonel bir ifadenin diyelim ki negatif kuvveti olursa, bak bu çok güzel, buna dikkat. Buradaki negatif kuvvet diyor yine ne olacak? Ters dönecek. A bölü b'yi ters döndürürsen güzel kardeşim b bölü a olur, bunun üzerine n atarsın. Arkadaşlar benim sizden isteyeceğim bence burası daha güzel olur. Rasyonelli bir ifadenin negatif kısmını alırsa arkadaşlar burası yine ters döndür anlamına gelecektir güzel insanlar. Şimdi bir bakayım. Tabii ki kesinlikle Seher, şöyle bir şey, birinde tamam mısınız? Hani Türkçeniz sayısala verdiği puanla mesela sözel kısma verdiği. Sözelde Türkçenizdeki çözdüğünüz bizim için 3 soru matematikteki 1 soruya tekamül eder. Aynı durum şöyle bir şey geçerli. Sayısaldaysanız diyelim ki matematikte çözdüğünüz 1 soru Türkçede çözeceğim 3 soruya tekamül eder. O yüzden sayısalcıysan sen sayısal çözeceksin. Türkçenin etkisi azdır. Eğer sözelciysen arkadaşlar Türkçenin etkisi fazla, sözlerin etkisi azdır değerli arkadaşlar. Tamam mı? Ama eşit ağırlık için özür dilerim. İki tarafta eşit ağırlık adı üzerine, getirileri aynıdır. Şimdi arkadaşlar Serkan, çok güzel. Bu derse katılan herkes için demiş. Arkadaşlar özellikle tamam mısın? Bu saatte madem geldin bir yere arkadaşlar yardımcı olması gerekir. Bu saate katılan bütün arkadaşlarımız için katıldığınızı söylediğiniz anda da %20'lik bir indirim kazanıyorsunuz değerli arkadaşlar. Haberiniz olur. Tamam mısınız? Gelelim hemen bir tane daha. Ova çok güzel sorudur. Arkadaşlar hiç bak bilerekten soruları böyle basit falan almadım ha. Bu gördüğünüz soru gayet iyi ve biraz da arkadaşlar zor bir sorudur. Öyle basitliklerden alayım. Vay öyle arkadaşlarımız katılmış. Aman iki gönüllü bende yok o. Arkadaşlar o yüzden bunun öncelikle özelliğini verelim. Bu ne? Köklü sayılır. Değerli arkadaşlar. Köklü sayılarda yapılması gereken şöyle iki tane bilmen gereken nokta. Bir nedir biliyor musun? Eşlemek. Yani paydada köklü ifade kalamaz kardeşim. Peki bunun için ne yaparsın? Eşlemini alırsın. İki, çok değerli bir soru olur burası. Şöyle bir not şeklinde verelim. Bu özelliği bilmeden sen bu soruyu arkadaşlar çözme şansın olmaz. Bu özelliği bileceksin ki yapabilirsin. Yoksa vallahi sen değil ben de yapamam ha. Şimdi gelelim. Kök içerisinde A gibi bir ifadeniz var. Artı veya eksi değerli arkadaşlar. Hiç önemli değildir bizim için. Bu gördüğünüz yerde şöyle bir şey söyler. Mesela burası kök içerisinde A dediniz. Artı veya eksili bir kısmınızı aldınız. Şimdi değerli arkadaşlarım sizden hemen devamında şunu istiyorum. Diyor ki benim için şurası bir yazmadı da göremedim. Arkadaşlar şuraya o yüzden tekrarımda da yazmak istiyorum. Tamam mısınız? Şimdi bir görebilirsem sistemde arkadaşlar Allah razı olsun gerçekten katılım sisteminiz gayet iyi. Bazen böyle durabilmek zorunda kalıyorum. Ben ne oluyor? Şimdi arkadaşlar burası için şöyle bir kısmınız geçer. Diyor ki not şeklinde verelim dedim. Kök içerisinde A'yı aldınız. Bu bir. Eğer artı dediniz canlar
Kök içerisinde tamam mısınız? B dediniz. Şimdi bak, kök içerisinde köklerimiz var mı? Gel kardeşim. Bundan sonrasına lütfen dikkat. Bizden istediği özelliğiniz şöyle. Diyor ki burada kökün içerisindeki içerideki kökün önünde 2 diyor katsayısı kesinlikle olmak zorunda diyor. Ben de arkadaşlar şöyle bir ifade istiyorum sizden. Diyorum ki bakın bu gördüğünüz yerde neler var? Senin için eğer kök içerisinde kök ve kökün içerisinde de 2 değeriniz mevcutsa arkadaşlar bu gördüğünüz yerin karşılığında yapmanız gereken işlemleriniz. Şimdi buradaki 2 tane sayının çarpımı, tamam mısınız? Buyurun arkadaşlar, M ve N gibi 2 tane sayı olsun. Bu sayıların çarpımı bize B değerini versin. Şimdi yan tarafta da göstereceğim burasını. 2 değerin çarpımı arkadaşlar buyurun kimi verecek bize? M'nin değerini vermek zorunda. Bunu verdi, iyi güzel hoş. Arkadaşlar buradan sonrasında bunların ikisinin çarpımı da aynı çarpanlara ayırmada olduğu gibi şöyle bir değerinizi versin, tamam mısınız? Peki burası için arkadaşlar alacağımız kısmı söylüyorum. Diyor ki 2 sayının çarpımı da bize A değerini verecek. Aha da burasını verecek. O zaman A değeriniz arkadaşlar bize kimi verecek? 2 sayının hemen buradaki kısmın karşılığı toplamları, yani M artı N dediğimiz kısım olacak diyor. Eğer böyle bir durumumuz varsa sen bunu tek bir kökte çıkartabilirsin. O da kök M. Arası artıysa artı, eksiyse alacak bir şey yok, eksi. Arkadaşlar burası da kök nedir diyor. İşte bu gördüğümüz değerimiz değerli arkadaşlar bizim için olayınızın tam olarak karşılığını verecek. Şimdi ben de diyorum ki o zaman senin burada yapacağın işlem. Şimdi burası ne? A kare artı A. Gel kardeşim bak, yanı bilmeden bu soruyu vallahi yapamazsın. Sen değil, ben de yapamam ha. Şimdi burası hocam A kare A. Kök içerisinde kök. İçerisinde bak yola çıkacağın yer buradaki 2 sayısı. Bu 2 olmadan sen bunu yapamazsın zaten. Mümkün değil, özelliğin buna duyarlı. Peki diyorum ki buradaki A sayısı parantezine alsam. A parantezinde arkadaşlar burası A artı ne olur? 1 olmak zorunda bak. 2 sayıyı çarpınca. A ile A artı 1'i çarparsan neye döndü? A kare artı 1'e. Peki toplayınca ne oldu? A ile A artı 1'i toplarsam değerli arkadaşlar kime döner bize? 2A artı 1'e döndü diyor. O zaman değerli arkadaşlar bu gördüğünüz yerinizin karşılığında bakın kimler var, kimler yok, onlardan bir bahsetsin. Diyorum ki değerli arkadaşlar o zaman burası için yapacağın işte. Sen bunu diyor köklerini şu şekilde yazacaksın. Biri A artı 1, bak ayrı ayrı başka sistemde olmaz. Artı marası artı. Kim var? Kök A sisteminde diyor yazılabilir. Peki değerli arkadaşlar bu kime eşitmiş? Kök 7 artı değerli arkadaşlar kök 6 dediğimiz kısmınıza eşit. O zaman burası A dediğiniz yer kök 6'ya. A artı 1 dediğimiz olay da kök 7'ye eşit olmalı. Nasıl? Ardışık hocam diğer tarafta. Peki güzel arkadaşlarım o zaman burası sağlıyorsa A dediğimiz sayınız buyurun 6 gelir, o da sorunun cevabı olur. Sen önce yan tarafı bileceksin ki ondan sonra yapabilirsin. Şimdi bunlar ne yazık ki böyle arkadaşlar hani gelsin gitsin bir daha yapalım şeklinde, tabii ki bir daha yapalım. Arkadaşlar hani özelliğini bilmeden hocam ben bunu yapar mıyım dediğiniz soru şekillerinden değil güzel kardeşim. Olmaz. Şimdi ben bunun tamamını arkadaşlar şöyle bir kaldırdım. Şimdi diyorum ki buradaki sisteminizde neler varmış yokmuş bir görelim. Arkadaşlar burası için tamam mısınız? Şurada şeyi tam hareket ettiremiyorum da siz söyleyin adını. Ondan sonra yazım sistemini tam hareket ettiremiyorum. O yüzden birazcık beni şu anda zorluyor. O yüzden biraz kötü yazdım. Yoksa normalinde arkadaşlar öyle kötü yazmam, emin olun. İyiyimdir yani o konuda. Şöyle bir şey. Eğer buradaki notumuzu şöyle bir daha vermeye kalksam. Valla biraz kötü oldu da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hareket ettiremedim çünkü. Burada ne diyor biliyor musunuz? Not şeklinde arkadaşlar tekrarında verelim. Eğer kök içerisinde kök varsa kardeşim.
Sen diyor iki tane sayının çarpımı kimi verecek? A kare artı A. Ben de diyorum ki arkadaşlar A parantezinde almaya kalkarsam. Bu gördüğünüz yer var. A kare artı A'yı A parantezde yazıyorum. Yani çarpım durumunda yazmaya çalışıyorum. O zaman burası A çarpı A artı nereye dönüyor? 1'e. Canlar bak iki sayıyı çarparsanız tam olarak burası ne? Peki değerli arkadaşlarım bu gördüğünüz yerdeki sıkıntı ise bunların ikisini diyor toplarsam da kimi? Öndekini verecek. Şimdi A ile A artı 1'i toplarsan ne olur? 2A artı 1'e döner hocam. Bunu veriyorsa artık olayın bitti. Yazarken diyor artık sen bunları ayrı ayrı yazabilirsin. Birincisi A artı 1, tamam mısınız? Diğeri ise arkadaşlar bizim için kök içerisinde A dediğiniz kısmınızın karşılığı. Burası kime eşitmiş? Dikkat edin. Kök 7 artı kök 6'ya eşitliyor. Tamam. İşte bunu ayırmasını bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Burası da bak iki tane köklü ifadem var. Biri A artı 1, biri A. Diğer tarafta 1 7, 1 6. O zaman A dediğim ifade 6 ise A artı 1'iniz ne olur canlar? 7 olur. Sağlıyor mu? Kesinlikle. E bize kimi sormuş? A'yı. O zaman A dediğiniz ifade buyurun arkadaşlar 6 dediği kısım diyor. Olmak zorundaymış. İşte bu da bunu söylüyor. Gelelim şimdi köklü sayıların ama arkadaşlar dediğim gibi ciddi anlamda iyi sorularından bir tanesidir. Hiç de öyle zor falan da arkadaşlar diye de düşünmeyin olur mu? Estağfurullah kendime. Şimdi arkadaşlar ana bak karşınızda bir tane ne sorusu bu canlar? Çarpanlara ayırma sorusu. Şimdi burada özel bir durum söz konusu. Ne yapacaksınız? Bakın şimdi. Böyle bir ifadedir. Bir defa şurası çarpanlarına ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu değerli arkadaşlar? Tam olarak ona bakarsın. Eğer ki çarpanlarına ayrılabilen bir ifade ise değerli arkadaşlar o zaman çarpanlarını ayırırız. Eğer ki arkadaşlar çarpanlarına ayrılamıyorsa tamam mısınız? O zaman arkadaşlar kesinlikle Ahmet'im olmaz. Şimdi deltasına falan hiç bakmana gerek yok. Öyle deltasına bakarsanız arkadaşlar burası bizim için kesinlikle sıkıntı yaratacaktır diyor. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan gördüğünüz kısmın karşılığında. Şimdi neler varmış neler yok. Ses mi? Ses gelir şundan. Ben de şu anda çekimde herhangi bir sıkıntı güzel kardeşim gözükmüyor ama acaba sizlerinkinde var mı diye düşünüyorum. Şimdi güzel arkadaşlarım bakın hemen şöyle bir tane aldınız bizim için karşılığında. Ses geliyor değil mi? Sesimiz, solumuz falan filan her şeyimiz geliyor doğru mu? Şimdi arkadaşlar hemen buradaki sistemde neleriniz var? Arkadaşlar şöyle bir tane tutmuş. Bilerekten ben durdurdum. Tamam. Ekran görüntüsü şu anda geri geldi. Benim elimdeki ekran görüntüsünü göndermişti de arkadaşlar. O yüzden bilerek durdurdum. Ondan sonra ekran görüntüsünü aldım, geri verdim. Yazarken zorluyordu beni çünkü. Gelin arkadaşlar. Bak şimdi. Burası çok güzel bir soru şekli. Neyin? Çarpanlara ayırmanın. Nasıl yapacaksın? Öncelikle yola çıkacağın yer. Burası çarpanlarına ayrılmaz. Tamam mı? Şimdi hiçbir soruda da ayıramazsınız. Ve böyle bir durumda standarttır yapman gereken. Bu aradaki 3x'te olan ifadeniz var ya sen bunu diyor ne yap? Önce diğer tarafa at. Hocam niye x'te atıyoruz? Çünkü bölüm şeklinde yazmam gerekiyor. Burasını diğer tarafa atarsam bakın x kare eksi 5 eşittir değerli arkadaşlar x olacak. Bu bir. Sonra bu ifadenin tamamını bakın dikkat ediyorsunuz buraya. Bu ifadenin tamamını ayrı ayrı arkadaşlar x'e bölüyorsunuz. Böldüm abi. Bak şimdi buradan gelen sonuç. X kareyi x'e bölerseniz ne olur abi? Yukarıda iki tane var aşağıda bir tane var. O zaman burasından x. Eksi 5 bölü x eşittir. Şu x'leri gönderirseniz ne kalır abicim? 3. Şimdi değerli arkadaşlarım işte burasını elde etmek zorundasın. Ettin, ettin. Edemedin bu soruyu çözememiş. Ne yapacakmışsın? Çarpanlarına ayrılmayan bir ifade verildiyse. X'te olan terimi
Diğer tarafa atıyorsun ve tamamını x'e bölüyorsun, elde ettiğin sonuç burası. Değerli arkadaşlar bakın burası x'deyken senden istenen sonuç kareli. O zaman ne yaparsın biliyor musun? Bu bulduğun yeri yani x eksi 5 bölü x eşittir 3 ibaresini. Her iki tarafının nesini almalıyım? Karesini almak zorundasın. Unutmuyorsunuz matematiğin her yerinde ya. Eşitliğin bir tarafına ne yaparsan diğer tarafına da onu yapmak zorundasın kardeşim. Bir tarafına bir şey yapayım bir tarafına yap. Olur mu hocam? Olmaz. Ben o zaman bunların tek tek karesini almam gerekiyor. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Adına tam kare denir. Ve ben bunun özelliğini şuraya yazacağım. A artı B ya da A eksi B hiç önemli değil. Karesini alacaksınız. Nasıldır abi? Genelde yanlış yapıyorsunuz mu? A kare. Birincinin karesi. Artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı A çarpı B artı ikinci ifadenin karesi. Yani diyor B'nin karesidir diyor. Gel. Gel buraya. Hemen alalım. Bak sıra halinde tek tek aynısını yapıyor. Birincinin karesi. X'in karesi. Arası eksi ise eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı x çarpı kimmiş? 5 bölü x. Artı ikinci ifadenin karesi. Yani 5 bölü x'in karesi. Değerli arkadaşlar 5'in karesi kaç? 25. Bölü x'in karesi oldu. Kime eşit? Hocam 3'ün karesi diyor. 9'a eşit. Bitti. Şimdi sen buradaki x'leri ne yaparsın? Gönder. Peki değerli arkadaşlar bir daha yazalım. Bakın x kare. 2 ile 5'i çarptınız ne yapar? 10. Eksi 10 artı 25 bölü x'in karesi. Eşittir değerli arkadaşlar 9. Güzellikler bu eksi 10'u eşitliğin diğer tarafına atarım. Sonuç x kare artı 25 bölü x kare. Ana benden istedi değil mi? Kesinlikle hocam. Eksi 10 eşitliğin diğer tarafına nasıl geçer? Artı 10 olarak. 10, 9 daha değerli arkadaşlar. Kaç oldu? 19. Bu da al sana sorunun tam olaraktan cevabını verir işte. Sen bunu en başını düzenlemezsen vallahi yapamazsın. Şimdi bazen sorularda birebir o özelliği uygulamalısın. Özel bir soru şekli olur. Onu uygulamadığın sürece de ne yazık ki sonuçları elde edemezsiniz canlar. Bu da onlardan bir tanesiydi. Gelelim. Ya Allah arkadaşlar bir tane daha. Buyurun. Bu karşımdaki ne? Hocam yazılı olduğuna göre problemler. Arkadaşlarım şimdi sizden neler istiyorum? Bu problemlerde sizde çok fazla sorusu var. Değerli arkadaşlar 16 ile tamam mısınız? Bazen 20'ye kadar çıktığı durumlar oluyor. Bütünlerini deyip güzelliğim ama buradaki çarpanlara ayırmada özdeşlik olsun. Bu soru özel bir soru. Tamam mısınız? Bilerekten koydum bunu. Biraz uç nokta bir soru. Niye biliyor musun? Çarpanlarına ayrılmaz ve mecburen diğer tarafa atacağım. Eğer çarpanlarına ayrılıyorsun Melihcan o zaman işin çok çok daha basit olur güzel kardeşim. Tamam mı? Orada ne geçerlidir? Aynı buradaki verdiğim özdeşlikler geçerli olacaktır. Bu birazcık sıkıntı. Şimdi gelelim bir tane arkadaşlar karşınızda bize problem türü. En çok çıkan probleminiz sayı kesir problemleridir. Hocam ya mesela ben bugün bir tane sözelci arkadaşım böyle bir mesaj atmış. Tamam mısınız? Ondan sonra ben ona yardımcı olmak istedim. Dedi ki hocam ben sözelciyim. Hangi konulara çalışmalıyım? Deyince ben direktmen problemlerin içerisine sadece sayı kesir problemleri koydum. Neden? En çok çıkan o. Hiç çıkmıyorsa 6 ile 8 arasında arkadaşlar sayı kesir problemi geliyor. Bunlardan kimi de çok net söylüyorum size bakkal hesabı dediğimiz hesapla yapılabilir. Burada önemli olan kısım ne söylediği değil, denklem nasıl oluşturur onu bulmaya çalışacaksın. Şimdi bir de arkadaşlar problemler şöyle çözülür. Şimdi böyle 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 devam ediyor paragraflar sisteminde ya canlar. Birçok soru bundan da uzun oluyor hatta. Sen Türkçe sorusu okur gibi hepsini okuyorsun. Matematikte bütün problem okunmaz. Tamam mı? Öyle bir dünya yok değerli arkadaşlar. Niye hocam ne yapıyorsun? Gel burada nokta, virgül veya bağlaçlarınız var ya V veya bağlaç neyse işte. Bunları okursun, her birinde S verirsin. Bu verdiğin S'lerin her biri yeminle sana bir tane denklem vermeli.
O yüzden sorunun ne dediğiyle değil, denklemi nasıl yazacağınla ilgilen. Noktadır, virgüldür, bağlaştır arkadaşlar. Bunların nasıl çözüleceğini söylüyorum. Gel abicim. Bir gezi organizasyonu için sınıfta her bir öğrenciden 45 lira para toplanıyor ve 240 lira fazla elde ediliyor. 30 lira toplandığında ise 60 lira eksik kalıyor. Bu diyor sınıf mevcudu nedir? Şimdi değerli arkadaşlar, en basit örnek şöyle bir şey yapalım. Bir gezi organizasyonu düşünün ve bunu size götürüyoruz. Biz organizasyon şirketine diyoruz ki abi biz tutalım bu kadar insanız. Atıyorum 50 tane insanız. Bize diyoruz parası ne olur? Diyoruz ki adam bize dönüyor diyor ki abi diyor 5 liraya götürürüz diyor. 5 bin liraya götürürüz. Ben bunu öğrenci sayısına bölüyorum ve fiyatını çıkartıyorum. Peki sonradan sallıyorum bu gelecek insanlardan bazıları hastalanıyor. Peki ve gelmekten vazgeçiyor. Olabilir. Peki değerli arkadaşlar ben organizasyon şirketinin yanına varsam. Efendim mesela ben sana ilk başta 50 kişi geldim ama şu anda hastalananlar oldu. Biz düştük 30 kişiye. Biz desek bu kadarlık para versek olur mu desek adam kabul etmez. Der ki kardeşim benim fiyatım belli. Yani değişmeyen sonuç burasıdır der. Şimdi neler yapacaksın? Gel. Sınıftaki arkadaşlar öğrencilerin sayısını bilmiyorum ya. Ben bunlara X dedim. Unutma bilinmeyen vermekten de korkma. Şimdi X kadar öğrencim var. Her birinizden 45'er lira para toplayacak olsa. O zaman bu gördüğünüz yeriniz canına ne olur? Her biriniz 45 lira topluyorsanız 45x kadar para toplamış olurum. Doğru mu? Kesinlikle hocam. Peki o zaman elimde geçen para bak. Her birimizden 45'er lira para topluyorum. Elimde bir bakıyorum. Ooo 240 lira fazlam var cepte. Bu fazlayı çıkarırsanız arkadaşlar 240 lira bak fazla diyor ya. Elinde fazladan para olursa bunu çıkarırsın. Burası ne olur biliyor musunuz? Organizasyonun parasıdır. Ve bu para kesinlikle değişemez. Bu bir. Bak virgüle kadar yaptım bunu söyle. Sonra X kadar öğrenciden hemen 30'ar lira para toplamam istiyorum. Peki X kadar öğrenciden 30 lira toplarsanız 30 çarpı X kadar para topladım. Elime geçen para burada. 30 çarpı X. Baktım bana bir sayıyor 60 lira eksik. O zaman ne yapmalıyım? 60 lira cebimden eklemem lazım. Bu da kim oldu yine? Arkadaşlar organizasyonun parası oldu. İki tarafta organizasyonun parasıysa bunlar birbirlerine nedir? Eşittir arkadaşlar. Demek ki sonucun değişmediği tek bir şey var. O da organizasyonun parası. Buradan gitmelisin. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa atılması gerekir. 30x'i diğer tarafa atarsam 45x'ten 30x'i çıkardım. Ne kaldı? 15x. Eşittir. 240'ı da değerli arkadaşlar yan tarafa attım. Eksi 240 diğer tarafa artı 240 geçti. 60 da hocam vallahi 300 oldu. İki tarafı da 15'e ne yapacaksın? Böleceksin. İkisini de 15'e bölersem. Değerli arkadaşlar 300'ü 15'e bölerseniz 20 yapar. Bu x neydi? Bizim için öğrenci sayısı yani sınıf mevcudu demekti. Sınıf mevcudu neymiş canlar? 20 lira. Peki ben senden bir şey istiyorum. Diyorum ki burada organizasyonun yeni bir sorusu sonuna kadar geliyor. Diyor ki buna göre sınıf mevcudunun sormasında organizasyonun ondan sonra parası ne kadardır dese. Parası arkadaşlar ne kadar? Bitti. Şimdi gelin güzel arkadaşlarım. Şimdi sen bu sınıf mevcudunu buldun ya. Sen bunu ister bulduğunuz eşitsizliğin denklemi, ister burasına yaz, istersen diğer tarafına yaz. Mükemmelsiniz. Arkadaşlar yazın aynı sonucu söyler. Genellikle sınıf mevcudu değil arkadaşlar bu organizasyonun maliyeti kaç paradır o sorulur oldu mu? 20'yi hangi tarafta yazarsan yaz yeminle aynısı çıkar. Diyelim ki şurada yazıyorsunuz. Yani 30 çarpı 20, x yerine 20 yazdım. Artı 60 dedim. 30 ile 20'yi çarptınız 600. Artı 60 derseniz mükemmelsiniz canlar. 660 da bu ne? Organizasyonun parası.
kimi sorduğunun bir önemi yoktur arkadaşlar. Eğer bir sonuç değişmiyorsa, toplam sonuç değişmiyorsa kesinlikle oradan gitmeye çalışın. Bense bununla alakalı bugüne kadar sorular çözülmüştür. Bir tane örnek vereyim mi böyle bir? Dedim ki bir lokantaya hani öğrenci arkadaşlarla beraber biz benimle beraber 20 kişi lokantaya vardık. Tamam mı? Hep beraber yemek yedik. Sonra yediğimiz yemek aynı yemek ve arkadaşlar yemeğin her biri 25 lira olsun. Biz 20 kişi gittik. Ondan sonra 25'er liralık yemek yedik. Hesabınız ne olur? 20 çarpı 25'ten 500 lira. Şimdi lokanta sahibine hesap dedik geldi. 500 lira hesap geldi. Kaç kişi gittik? 20 kişi. Kaç para ödeyeceğiz? Her birimiz 25'er lira. Dikkat edin lütfen. Sonra döndük. Şöyle bir arkamıza baktık. Arkadaşlar dedi ki hocam dedi 10 kişinin bak 20 kişiyiz. 10 kişi döndü dedi ki hocam vallahi dedi bizim paramız yok. Ben de döndüm dedim ki bana ne kardeş? Şimdi geriye kaldık 20 kişiydik. Onunun parası yok. 10 kişiyiz biz. Her birimiz bize 25 lira düşüyordu. Versek 10 çarpı 25'ten ne yapar? 250 lira. Gitsem lokanta sahibinin başına abi bizim 10 tane öğrencimizin yazık parası yokmuş. Senin hesabın 500 lira emme. Biz kendimize düşeni verdik. Al sana 250 lira desek. Lokanta sahibi de bana ne kardeşim ben de. Onlar ödemiyorsa siz onların arkadaşlarınız siz ödeyeceksiniz der. Ve arkadaşlar bu 500 liralık hesabı 10 kişi bölüşüyorsak kaçar para öderiz? Her birimiz 50'şer lira ödemek zorunda kalırız. Bir şeye dikkat et. Ne değişmedi? Bak ilk başta 20 kişi ödüyordu. 25 lira ödüyordu. Sonradan 10 kişi ödedi. Her biri 50'şer lira ödedi. Ödediğim para değişti. Ödeyen kişi sayısı değişti. Ama tek bir şey değişmedi. Kim? Lokantanın hesabı. Aynı durumdur. Aynı tarzında sorusudur. Burada ne değişmedi? Organizasyonun parası. Ödeyen insan miktarımız, tamam mısınız? Kişi sayımız, bakın sınıf mevcut. O belli. Ödedikleri miktarlar değişti. O yüzden değişmeyen kimse ondan gidersiniz. Çok daha arkadaşlar böyle güzel olur. Şimdi bir tane daha bak ne diyor? Böyle öncüllü sorular sizde gerçekten çok fazla geliyor değerli arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? ALES mantığı, DGS mantığı artık hani TTYT'de yeni nesil dediğimiz var ya işte onun gibi böyle öncüllü soru. Lütfen dikkat. Ali, Burcu, Ceyda, Derya, Emre ne güzel o boyları ile ilgili şu bilgiler verilmiş. Burcu, Ali Burcu'dan 4 santim daha uzun. Burcu Ceyda'dan, Ceyda Derya'dan, Derya Emre'den falan filan her birini koymuş. Bak şimdi. İstersen burada değer bile verirsin biliyor musun? Şimdi tut Ali'yi, Burcu'yu, ondan sonra Ceyda'yı, Derya'yı bir de Emre'mi aldım. Güzel kardeşlerim bakın. Burada ister bilinmeyen koy, en uzun kimdir diyor ya canlar. Belli bir boy sırasına göre koyacaksın ya. Şöyle bir şey diyebilirsin. Hem bilinmeyenli vereyim hem de sayı değerli vereyim daha basit olsun. Mesela Ali demiş Burcu'dan 4 santim uzun. En baş Burcu'ya x desem. Burcu x santim uzunluğunda. Ali'm bundan ne? 4 santim uzun. Yani Ali'm x artı 4'müş. Tamam. Burcu neydi canlar? X. Burcu diyor Ceyda'dan 6 santim kısa. Kim uzun? Ceyda. Kaç santim? 6 santim. O zaman burası x artı 6 oldu. Şimdi senin Ceyda'nın artık x artı 6. Gelelim. Derya'dan 2 santim uzunmuş. Kim? Ceyda uzun. O zaman Derya daha kısa. Kaç santim? 2 santim. X artı 6'dan 2'yi çıkar. X artı 4. Bu kim? Derya mı oldu? Buyurun. Gelelim. Derya demiş Emre'den 10 santim kısadır. Kim uzun? Emre uzun. Ne kadar uzun? 10 santim. Derya'nın üzerine 10 santim ekledim. Neye döndü? X artı 14'e. Hemen baktınız. Arkadaşlar bu gördüğünüz yerde kim oldu? Emre'niz X artı 14. Diğerlerinden daha mı büyük? Evet. O zaman Emre en uzun insan. En kısa olan kim canlar? Bizim için Burcu'ymuş. Peki değerli arkadaşlar kimlerin boyu birbirine eşittir deseydim ben de değiştiriyorum soruyu. Kimlerin boyu birbirine eşittir desem hocam x artı 4 x artı 4. Yani Ali ile Derya'nın diyor boyları birbirine eşitmiş. Hocam ya ben böyle x'li falan görünce şaşırıyorum.
Arkadaşlar bunun yerine istiyorsan değer verirsin. Sallıyorum Ali'mize, burcumuza 100 santim deseydik. Burcum 100 santim var. Yukarıdaki satırı bir görme. Ali burcundan 4 santim uzun. Burcum 100 santim ise Ali 104 santim, tamam. Burcum 100 santim. Ceyda'dan 6 santim kısaymış. O zaman Ceyda ne oldu? 106 santim. Buyurun. Peki Deniz, Derya için. Ceyda arkadaşlar 106 iken Derya'dan 2 santim uzunmuş. O zaman kardeş Ceyda'dan 2 santimini keserim. Neye döner? 104'e. Peki Derya'm 104 santim. Emre'den 10 santim kısaymış. O zaman Emre'niz arkadaşlar bizim için Derya'dan 10 santim uzun. Ne oldu? 114. Buyur kardeşim. Bu da değer verdiğin sorusu olmuş. Tamam mısınız? Şimdi bu da olayınızın karşılığı. Melike'm KPSS için katıldın ya güzel kardeşim. Tabii ki orada da biliyorsunuz sayısal mantık. Şimdi ve de artık yeni sistemdeyken arkadaşlar öncüllü bizim için hani bazı sayısal mantıklı ikili üçlü oluyor ya. Kesinlikle orada öncüllü oluyor. Aynı sistem orada da geliyor. Hatta onun soruları dikkat ederseniz ikili ya da üçlü oluyor. İki soru ya da üç soru oluyor. Biraz daha değişiyor. Dikkat ederseniz ben soruyu sorduktan sonra soruları değiştiriyorum. En uzunu söylemiş. Sonra dedim ki en kısa kim? Sonra ikisinin boyu eşit olan kim? Bunları bilerek sordum ki arkadaşlar karşılığında en azından ikinci, üçüncü soru olaraktan görürseniz ne? Türkçem olsa neler yapacağım? Görürseniz canlar karşılığınızda bunu vermek zorunda. Oldu mu canlı arkadaşlar? Şimdi kuzular emin olun şimdi bana normalinde 40 geçe falan durmam lazımdı da. Şimdi burada durmak zorundayım güzel arkadaşlarım. Yalnız şöyle bir şey hem böyle tam dönemi işin açığı net söyleyeyim. Evlense onu tabii gerçekten öyle ama. Nilay'dır büyük ihtimalle. Ay yazıyor çok değişik bir isim. Nilay'dır diye okumak istedim. Eğer yanlış okuduysam da kusura bakma kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten hani sen 2 yıldan 4 yıla geçerseniz ne olur biliyor musun? Bir defa hani şanstır bizim ülkede biliyorsunuz iş bulma durumunuz ama şöyle de bir şey var. 4 yıla tamamlarsanız emin olun çok daha iyi olacak mıdır? Arkadaşlar kesinlikle. Biri meslek okulu, biri ise fakülte diye geçiyor. Takdir edersiniz ki. Net. O yüzden arkadaşlar hiç çekinmeyin. Yaparsanız çok güzel oluyor. Birçok arkadaşımız sadece 2 yıl olsun diye devam ediyor. Sen bugün bu saatte buraya katıldıysan. Demek ki bir istek içerisinde var mıdır? Evet. Şimdi bak istek herkes de olur da bunun içinde emek sarf etme isteği vardır ki sen şu anda buradaysan bu emek sarf ediyor istiyorsun. Demek ki arkadaşlar devamını da bu şekilde getirmelisin. Şimdi biz Tegüzem ailesi olaraktan gerçekten bu yıl özellikle söylüyorum. Ben yıllardan beri Tegüzem'deyim işin açığı da ondan sonra. Ama bu yıl gerçekten biraz farklılıklarımız bayağısıyla var. Biraz demeyeyim ben. Güzel işler çıkartıyoruz. Şimdi nerede olursa ol, ister kendin çalış, ister başka yerde ol. Ben çok gerçekçiyimdir. Bütün değerli matematikçi arkadaşlarım da arkadaşlar herkes elinden geleni yapar. Ben şu iyidir, bu iyidir veyahut da ben çok iyi falan. Hiç ömrümde böyle cümleler kullanmadım. Diğer tanıtımlara girdiyseniz de arkadaşlar veya dersime girdiyseniz de böyle söyleyeyim. Herkes işini layıkıyla yaparsa ben de siz de yaparsanız bu işi kazanması çok basittir. Tam dönemidir değerli söylüyorum arkadaşlar. Tamam mısınız? Yok kuzu olur mu? Yani 4-5 saatlik derse bu tanıtım olduğu için arkadaşlar böyle. Ondan sonra icra müdürlüğünü Kürşat genelde ben anlatıyorum. Evet oradaki matematik kısmını da ondan sonra icra müdürlüğü tabii derslerimiz de var. Ondan sonra oranın matematiğini de ben anlatıyorum güzel kardeşim ama şöyle bir şey geçen onu kurumdan daha güzel bilgiler alabilirsin. Oldu mu? Eyvallah Fişra'cığım. Teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlar hani elimden geldiğince soruları biraz zor almaya çalıştım. Ondan sonra hiç merak etmeyin. Öyle hani kandırayım da gideyim hesabı olsun da istemem valla. İnşallah işinize yaramıştır. Hakkınıza verin arkadaşlar. Dilimizin döndüğünce vermeye çalıştık. Biraz zorladık ama sorular da çok daha basitleri yazmışsın tanıtım diye de. Ben arkadaşlar genelde yazmam öyle. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir platform arkadaşlar, başka bir tanıtımımız falan olursa ya da dersimizde olursak
Görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Allah razı olsun hepinize. Çok teşekkür ederim. Eyvallah Çandır. Çok sağ olun. Teguzam eğitim modelinde sizi neler bekliyor biliyor musunuz? Canlı dersler, ders kayıtlarını sınırsız izleme, online deneme sınavları, ders notları. Sanırım bunları artık her yerde bulabilirsiniz. Bu yüzden bunlardan hiç bahsetmeden size kısaca başka hiçbir yerde olmayan Teguzam eğitim modelinden bahsedeceğim. Her öğrencinin farklı olduğunu ve farklı eğitim almaları gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Teguzam'a kayıt olduğunuz ilk anda Türkiye'de sadece Teguzam'da uygulanan eğitim analizi ile öğrenme karakterinizi tespit ediyoruz. Öğrenme karakterinize göre sizin için en uygun ders çalışma yöntemlerini keşfediyoruz. Sizin vereceğiniz zamanlara göre size özel çalışma programını uyguluyoruz. Neye, nasıl çalışacağınızı belirlememiz için konulardaki seviyeniz bizim için çok önemli. Seviye belirleme sınavı ile konulardaki seviyenizi öğreniyor ve hangi konuya nasıl çalışacağınızı netleştirmiş oluyoruz. Örneğin, temelinizin zayıf olduğu konularda dersler başlamadan önce ön hazırlık yaparak konu anlatımına hazır olmanızı sağlıyoruz. Konu anlatımlarından sonra öğrenmeyi riske atmıyoruz. Öğrenilen konuları tekrar edip ardından soru çözümü yaparak öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyoruz. Yıl boyu yapılan deneme sınavları ve tarama testleriyle eksiklerinizi tespit edip çalışmalarınızı ihtiyaca yönelik şekillendirmiş oluyoruz. Rehberliğin de en az ders çalışmak kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sayede ihtiyacınız olabilecek motivasyon ve psikolojik destekleri de yıl boyunca rehberlik uzmanlarıyla sunuyoruz. Size özel eğitim, yıl boyunca rehberlik takibi ve atanmanız için gereken her şey Teguzam'da. Kayıt için hemen bize ulaşın. 444-5835 www.teguzam.com